Yeryüzünde bir uzaylı, Nikola Tesla. Nikola Tesla, tüm uluslar için barış ve bilim adına birleştirici bir güç ve ilhamın simgesidir. O bilimsel gelişme alanında çağdaşlarının çok ilerisinde gerçek bir vizyona sahipti. Buluşlarını insanlığın iyiliği ve gelişimi için ücretsiz biçimde kullanma arzusuna rağmen, kapitalizmin yeni imparatorluğunda işler istediği gibi gitmedi ve insanlığa küskün bir hissiyatla dünyadan göçüp gitti. New York ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer birçok eyalet, Tesla'nın doğum günü olan 10 Temmuz gününü Nikola Tesla günü olarak kutlamaktadır. Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856 tarihinde bugün Hırvatistan sınırları içerisinde kalan Similjan'ın Nika bölgesinde doğdu. Lika o zamanlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Hırvatistan bölgesinin bir parçasıydı. Babası Milutin Tesla, bir Sırp Ortodoks rahibiydi ve annesi Cuka Mandic ise, ev aletleri yapmak konusunda hünerli bir mucit idi. Tesla, 1873'te Kalşıdat'ta bulunan Rişerşüle'de, daha sonraları Avusturya Garaz'daki Politeknik Enstitüsü'nde ve Prag Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Önceleri fizik ve matematik alanında uzmanlaşmayı amaçlamıştı ama sonradan elektrik konusuna odaklanmaya karar verdi. Kariyeri, 1881'de Budapeşte'de bulunan bir telefon şirketinde elektrik mühendisi olarak başladı. Amerika'ya gidişinden önce, Paris'te bulunan Continental Edison Company'de çalışmaya başlayarak, yeni model dinamolar tasarladı. 1883'te Strasbourg'dayken, özel indüksiyon motorunun bir prototipini inşa etti ve başarılı bir şekilde çalıştırdı. Bu radikal cihazın geliştirilmesinin ardından Avrupa'da herhangi bir şirketten teklif alamayan Tesla, New York'ta yaşayan Thomas Edison'un iş teklifini kabul ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye karar verdi. Çocukluk hayali Niagara Şelaleleri'nin gücünü kullanmak için Amerika'ya gitmekti ve bu teklifi reddetmesi mümkün değildi. Genç Nikola Tesla, 1884 yılında Charles Batchelor'dan Thomas Edison'a yazılmış bir referans mektubu ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Batchelor, birisiz, diğeri de bu genç adam diye yazmıştı. Edison'la geçen yıllar. New York'ta geçirdiği verimli yılların ardından Tesla, Edison'un New Jersey'de bulunan laboratuvarında çalıştığı dönemde dinamo çizgisini geliştirmeye karar verdi. Bu çalışma sürecinde, Edison ile doğrudan akım ve alternatif akım konusunda görüş farklılıkları başladı. Bu anlaşmazlık, Edison'un doğrudan doğruya mevcut ekipman ve tesislere yaptığı yatırımını korumak için yürüttüğü, akımlar savaşı, nedeniyle doğruya ulaştı. Tesla, Edison'un Atlantik kıyısında yukarıdan aşağıya doğru inşa edilen doğru akım elektrik santrallerinin verimsizliğini belirtti. Tesla'ya göre işin sırrı alternatif akım kullanmakta yatıyordu çünkü onun gözünde tüm enerjiler döngüseldi ve kullanılabilir hale getirmek mümkündü. Doğru akımla enerji verildiğinde Edison'un lambaları zayıf ve verimsiz çalışıyordu. Bu sistem, uzun mesafeli iletişim için gerekli olan yüksek gerilim seviyelerine çıkamaması nedeniyle 2 milden yaklaşık 3,2 kilometre daha fazla taşınamayacağı için büyük bir dezavantaja sahipti. Sonuç olarak 2 mil aralıklarla bir doğru akım istasyonu trafo gerekiyordu. Doğru akım bir yönde kesintisiz olarak akar, alternatif akımsa saniyede 50 veya 60 kez yön değiştirir. Yüksek voltaj düzeylerini değiştirmek için kademeli olarak yükseltilebilir ve büyük mesafelerde güç kaybını en aza indirir. Nikola Tesla, jeneratör, motor ve transformatörler için çok fazla alternatif akım sistemi geliştirdi ve 1888 yılında iş adamı George Westinghouse'un, Amerika'da Tesla sistemini desteklemeye karar verdiği bir sistem üzerinde 40 temel Amerika patenti aldı. Bu durum, doğru akım ile alternatif akım arasında bir savaş başlattı. Alternatif akım, üstün bir teknoloji olduğu için Tesla-Westinghouse birlikteliği en sonunda galip çıktı hem Amerika'nın hem de dünyanın ilerlemesi için kazanılan bir mücadeleydi. Tesla'nın asenkron motoru, endüstri alanında dünya genelinde yaygın olarak hala kullanılmaktadır. 1893'te, Chicago'da düzenlenen bir icatlar sergisinde, Tesla bir gösteri yaparak dünyayı şaşkına çevirdi. Mevcut elektrik enerjisini dönüştürme konusunda çok maharetliydi. Böylece alternatif akım 20. yüzyıl Amerika'sında standart güç oldu. Alternatif akımın son zaferi 1895 yılında Niagara şelalelerindeki ilk hidroelektrik santralinin tasarlanmasıydı. Başarı, dünya basında yaygın bir şekilde ele alındı ve Tesla, dünya çapında bir kahraman olarak övüldü. İlklerin mucidi Tesla birçok alanda önce oldu. Daha 1891 yılında icat ettiği Tesla bobini, bugün radyo ve televizyon cihazlarında ve diğer elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı yıl, Tesla'ya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı için tarih verildi. Onun alternatif akım indüksiyon motoru, tüm zamanların en büyük 10 keşfinden biri olarak kabul edilmektedir icatları arasında floresan lambası, lazer ışını, kablosuz iletişim ağı, elektrik enerjisinin kablosuz iletimi, uzaktan kumanda, robot bilimi, Tesla türbinleri ve dikey kalkış yapan uçaklar bulunuyor. Tesla radyo ve modern elektrik iletişim sistemlerinin de yaratıcısıdır. Dünya çapında 700'den fazla patenti bulunmaktadır. Onun çevreci vizyonu, güneş enerjisinin ve dalga gücünün kullanımını da içeriyordu dahası, gezegenler arası iletişim sistemleri ve uydular tasarlamıştı. Tesla, 1896 yılında keşfettiği X ışınlarının kullanım sistemiyle, bugün tıp alanında yaygın biçimde kullanılan röntgen cihazının yapılmasına da öncülük etmişti. 1896 yılında radyo sisteminin patentini aldı. Yayınlanan şematik diyagramları, daha sonra Marconi tarafından kullanılan radyo vericisinin tüm temel unsurlarını ortaya koymaktaydı. 1896 yılında ise radyo dalgalarını alacak bir araç yaptı. Böylece telsiz cihazı ve radyoda insanlığın kullanımına sunuldu. Radyo cihazlarının üretimi, Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan iletişim sistemleri üzerinde büyük bir dönüşüme de neden olmuştu. Tesla, yüksek voltajlı, yüksek frekanslı elektrik ve diğer alanlardaki deneylerini yapmak için 1899'da Colorado Springs'te bir deney istasyonu kurdu. Burada kurduğu Tesla bobinine yüksek akım verildiğinde devasa elektrik kıvılcımları yarattı. Dışarıdaki dağıtım anteninden yayılan bu kıvılcımlar 16 kilometre uzaktan bile görülebiliyordu. Tesla bu laboratuvardan kilometrelerce uzaktaki alıcılara kablosuz yolla elektrik göndermeyi başarmıştı.